daha önce kayda duruyordu. Evet. Yok biliyorsunuz da onu... Bunda mı eklemiyor ya? Tamam eklemiyor. Aşağıda kalmış. Çek bakayım onu. Çok şuradan sonra da yok. Oradan girmez. Buradan... Evet. Hazır. Saat kulemiz 1900'lü yılların başında biliyorsunuz ki inşa ediliyor. Tabii 1930'lardan sonra da o dönem yaşanan bir fırtına ve şey sonucu kubbe kesinlikle o günden bugüne kadar gelmiyor. Şimdi tabii çalışmalar çok hummalı bir şekilde devam etti. Bir taraftan da kubbenin oluşma evreleri gerçekleştirildi. Şu anda da hemen arkamda görüyorsunuz kubbe oluşturuldu. 6 metre çapında ve kurşunuyla, ahşabıyla, Türk konstrüksiyonuyla beraber geçmişteki tamamen bütünselliğini koruyarak aynı o dönemki malzeme tekniği kullanılarak yeniden yapıldığı ve şu anda da birazdan yerine taşınacak. Kubbemiz bugünden sonra, bugün tabii ki Antalya için tarihi bir dönemdir. Çünkü dendanlardan kurtuldu kale içindeki saat kulemiz. Tabii ki şu an en önemli konulardan biri sadece kubbeyi oraya koymak değil, kubbenin oraya montaj süreci daha sonra başlayacak. Önümüzdeki günlerde de Sayın Valimiz Ersin Yazıcı Bey Başkanlığı'nda bu çalışma inşallah bir açılışla sonuçlanacak. Biz en önemli konulardan birini daha ifade etmek istiyorum. Şu anda kubbeden sonraki işimiz de orijinal saatin yerine getirilip montaj sürecinin başlatmasıydı. Onunla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Halen görüşmelerimiz devam ediyor. Ve bu kapsamda da önümüzdeki günlerde de inşallah bu süreç de tamamlanmış olacak. Tabii burada en önemli konulardan biri Antalya Kale içi biliyorsunuz ki beton dendanlarla hep fotoğraflara konu olmuştu. Ve bu süreç hep böyle devam etmişti. Artık tarihin bize emanet etmiş olduğu bu güzelim yapı artık geçmişteki o güzellikleriyle, kubbesiyle, edasıyla, sedasıyla tekrar Antalya'nın semalarıyla buluşacaktır. Bunlar